Oruç, oruç ne demek? Oruç Allah'ımızın ahlakıyla ahlaklanmak ve melekileşmek demektir. Çünkü melekler yemekten, içmekten vesaire hallerden uzaktırlar. Demek ki Ramazan-ı Şerif oruç melekileşmeyi temin edecek. Yoksa vebal olur. İlim, amel olmazsa, ihlas olmazsa vebal olur. Burayı kafamıza tam yerleştirelim. Sadece bugün değil, hayatımızın sonuna kadar bu lazım bize. Bak bu tabiri unutmayalım, yazın bunu. Yazalım bunu. İbadetler bizim gönlümüzde yer etmeli. İbadetlerin bizde nesi vebali vardır. İbadetlerin vebalinden kurtulabilmek, o taatin hazzı ile, zevki ile zevklenmek, neşelenmek, o taatin tadını almaktır. Mesela şimdi biz çorba içtik, çorbanın tadını aldık. Meyve yedik, meyvenin tadını aldık. Çay içtik, çayın tadını aldık. Gece kıldığımız taatin tadı, tuttuğumuz orucun tadı, kıldığımız namazın tadı, yaptığımız emri bil maruf, nehi anil münker, ilahi davetin hakka insanları yönlendirmenin tadı. Mesela diyeceksiniz ki, bizim mürşitlerimiz, efendilerimiz, Sami Efendimiz Hazretleri bir gün sohbet etmişler, 2 saat. Halbuki doktor müsaade etmemiş, göz tansiyonu da var. Başlarında şiddetli bir ağrı. Bir başkası olsa demiş doktor, başını bir şu duvara vurur, bir bu duvara vurur. Neden 2 saat etmiş? Çünkü Allah'ın yoluna davet etmenin tadını ve lezzetini alıyor. Üstazımız bir çayı dahi yalnız başına içmiyor, dostlarıyla sohbet ediyor. Bak siz bilirsiniz, hastanede sohbet ediyor, yatağının üstünde sohbet ediyor. Neden? Çünkü Allah'ın yoluna davetin emri bil maruf, nehi anil münkerin tadını alıyor. Yoksa bir insanın gömleği yaş içerisinde kalacak, iç gömleği, dışı, ceketine kadar. Bu ilahi tadı almazsa mümkün değildir. Bu ondan oluyor. Bak size bir misal daha vereyim. Mesela infakın tadını alacağız. Ne diyor efendilerimiz, büyüklerimiz? Sami Efendimiz'den diyeyim. Esad-ı Erbili Hazretlerinden diyeyim. Ne darım var beni mes'at, ne de meyli diyarım var. Cemali bariden başka diğer bir intizarım yok. Ne mal, ne mülk, ne evlat, ne çocuk, ne çoluk, ne yurdum, hiçbir şey değil. Sadece Mevla'yı istiyorum diyor. Bu neden? Allah'ımıza muhabbetin tadını almış. Mevla'nın yolunda infakın tadını almış. Etme vaiz, nar-ı düzahtan hikayet dinlemem. Olduğu için mazhar-ı esrar-ı esma gönlümüz. Allah'ımızın isimlerinin sırlarıyla diyor sırlandığımız için, ey vaiz efendi, kalkıp da bana ateş var, cehennem var deme diyor. Bunu niye söylüyor? Bunu söylemesi cemali ilahiyi istiyor. Allah'ın cemalini istiyor. Ona nazar kılmak istiyor. Onunla doluyum diyor, o zevkle doluyum diyor. Onun tadını almış. Bak diyorum ya, Efendimiz cebinde para olmayınca yardımda altındaki halıyı vermiş. O da olmayınca bahçesinde, evimizin de belki nişanesidir. Başka yerden bakıldığı zaman bura Hacı Hasan Efendi'nin evi denecek bir kavağı. Kimse kestirmez o meyvelerin nelerin tam verdiği zaman, bağın, bahçenin devam ettiği zaman, ne olursa olsun deyip de bahşetmesi, Allah'ımızın yolunda infak etmenin zevkini almıştı onun için.
Burada yoğunlaşacağız. Bak bunu yazalım. Yaptığımız taatler bize vebal olmasın. Bizim gönlümüzde işgal ettiği yer ne kadardır? İşte bu.